Türkiye'yi yönetemezsin. Türkiye'yi ben yönetirim ben. Seçim mitinglerinde bu cümleyi defalarca kullandı, koltuğu bırakmam dedi. İkinci turun galibini bilmek imkansız olsa da mevcut tabloda en şanslı aday yine kendisi. Farz edelim ki kazandı, ülkenin anahtarını diyelim ki 5 yıllığına tekrar cebine koydu. Siyasi sonuçları siyasiler düşünsün, biz gerçek gündemimize yani cebimize bir bakalım. Masraflarımızı alt alta koyalım. Ekonomist Erdoğan'a değil, önümüzdeki 5 yılı sade vatandaş olarak geçirecek ekonomistlere bir kulak verelim. Önümüzdeki 5 yıl bugünden çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacağız. Açlık sınırının çok kısa bir süre içerisinde 20 binlerin üzerine, hatta birkaç yıl içerisinde 50 bin lira çıktığını göreceğiz. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin yediği kadar ağır bir darbeyle karşı karşıya kalacağını, sonumuzun Pakistan ve Sri Lanka olacağını çok iyi bilmelerini istiyorum. Yüksek enflasyonla, en az %50 civarında yüksek enflasyonla Türkiye birkaç yıl daha o girdapta bocalayacak ve kurun arttığı, kur şokları sebebiyle döviz kriziyle ikide bir ekonominin daraldığı bir döneme giriliyor. Peki Erdoğan kazanırsa belirsizlik biter, yeniden piyasalarda hareket olur mu? Hayır kardeşim, olmayacak. Bunu nereden görüyoruz? 700'e vuran CDS'ten görüyoruz. Çünkü CDS risk primi diyor ki eyvah diyor, Erdoğan bu politikaları devam ettirecek. Size garanti ediyorum, Erdoğan'ın kazandığı bir senaryoda bu kış 2001 krizini hiç aratmayacak bir krizde yaşayacaksınız. Kriz, mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Faraza kazandı dediğimiz Erdoğan'a göre zaten tablo toz pembe. Sebebi krizin ağır ağır üzerimize çökmesi, şu ana dek ortalığın bir anda toz duman olmamış olması. Yani 2018'den bu yana izlediğimiz ağır çekimde tren kazası. Açık söyleyelim, bundan sonra da elbette Türkiye batmayacak. Ama siz batacaksınız. Son bir haftada yaşananlar bunun zaten ön gösterimi. Bankalar kredileri durdurdu, döviz alamayın diye bankamatiklerden nakit avanslar kaldırıldı. Zaten Merkez Bankası da dolar patlamasın diye ilk tur sonrası sadece 3 günde 2 milyar dolar sattı. Giden altınlar da cabası. Yaklaşık 150 ton altın, 146 ton altını 3 Mart'tan bugüne kadar piyasaya sattı. İster işte yurt dışında ister yurt içinde. Ve amaç da tabii ki bu dolar kurunu, iç piyasadaki döviz kurunu dizginlemek. Erdoğan'ın kazandığı senaryo piyasa tarafından fiyatlanmaya başladı. Bir de buna faizi düşüreyim derken enflasyonu patlatan iktidarın artık raftan indireceği zamları ekleyin. Bir örnek, bu sene seçimden önce yapılmayan otoyol ve köprü zamlarından başlayabiliriz. Kalem kalem acı reçeteyi şimdi anlatmak uzun sürer. Siz iyisi mi hayal gücünüze zamlar konusunda sınır çizmeyin. Bütçede açık çok artıyor. 250 milyar lirayı buldu ilk 3 aylık açık. Bu açıkların aslında seçimden sonra vergi zamlarıyla ve kur şoklarıyla kat be kat yine vatandaştan çıkarılacağını göreceğiz. Erdoğan kazanırsa olacakları gerek muhalefet, gerekse uzmanlar zaten uzun uzun anlattı. Eğer iktidarla iş yapan zengin iş adamı değilseniz şöyle hafızanızı yoklayın. 2028'e daha çok var, geçen 5 senede nelerden feragat ettiğinizi alt alta sıralayın. Tatile gitmek, akıllı telefonu yenilemek, borçsuz harçsız bir üst model arabaya geçmek, çadırda kalmayacaksanız kiranızı, ha bir de unutmadan ateş yakıp ısınmayı düşünmüyorsanız, faturalarınızı gözünüzün önüne getirin. 5 yıl sonra bugüne bakıp da kral gibi yaşıyorduk demeyecekseniz karar sizin. Olacakları merak edenler için Bolt size dış dünyadan küçük bir tüyo veriyor. Venezuela veya Arjantin bayatladı. O yüzden size tam Türkiye'ye uyan taze bir kriz tablosu öneriyoruz. Bu arada Erdoğan kazanırsa halkın belki de tek kazanımı Nurettin Nebati'nin artık ekonomi yönetiminde olmayacağı. O artık çiçeği burnunda milletvekili. Sözün özü tercih sizin. Faize düşmanım diyen herkese kanmayın, 5 yıl boyunca pişmanlık duymayın. Faizleri düşürdük diyorlar ya, oysa bugünkü iktidar devlet bütçesinden, hazineden tarihin en yüksek faizini ödeyen iktidar oldu. Bankalar kredi vermeyi neredeyse tamamen durdurdular. Kredi alabilenlerin ise ödediği faiz %35, %40, %50. Her birimiz bu faiz yüküyle daha da fakirleşiyor.